balık erkeği, çocukluğundan bu yana kıvrak zeka, kıvrak konuşur, her şeyi konuşur ama kendi kendine de konuşur, kendi kendine plan yapar, kendi kendine düşünür. İnce zariftir, hafif buğday ve esmer tarzı bir tene sahiptir. Genelde kaş göz çok belirgin ama kirli sakal ya da hafif sakal ya da çok böyle kaba sakal kullanmazlar ama biraz tıraşsız yapıyı severler. Biraz kıllı gibidirler ama göğüs yapılarında kıl yoktur, onu söyleyeyim. Acayip de el ve ayak uzunlukları, ya ince zariftir, taraklı erkek göremezsiniz balık burcu erkeğinde çünkü ince zarif ayakları vardır ve hep 42 ile 44 yaş 42 ile 44 numara ayakkabı giyerler, en ideal ayakkabı numarası 42'dir. O yüzden balık erkekleri duruş tarzı spordur, eğlence ruhu vardır, evden çıkmazlar, eve koyun evde yatsın. Yani elinde bilgisayarı her oyunu oynar ama evden dışarı çıkmaz. Yani önüne yemeği tepsiyle koy kova erkeğine, yer tepsi kalır. Ertesi gün bir tepsi, eğer ki siz temizlik yapmıyorsanız orada tepsiler birikir. Bir gün ya bir şey gitse, ben bunları ne zaman yaptım diye apar topar mutfağa atar ve genelde de o biriktiğince bir tane yardımcı toplar, ev bir güzel temizlenir. Yoksa bulaşık yıkar gibi evi temizlemeye çalışır ama dağınık mı? Rezalet dağınıktır. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, dağınıklığın içinde nasıl yaşamayı keşfediyorsa bu balık burçları, inanın onların dağınıklığı onlara göre dağınıklık değil, onların evi düzenlidir, onların hayatı düzen. Siz sadece dağınık gördüğünüz için sorun yaratıyorsunuzdur. O yüzden onun eşyalarına, onun dolabına, onun kapısına girmemeniz lazım. Onun kuralları var, ona ait bir oda, ona ait çamaşır, ona ait oda. Ve diğer odaları rahat kesinlikle dağıtmaz. Kendine ait oda darman çormandır. Öyle bir balık erkeği. Yemeğe çok önem verir. Ve lezzetine çok düşkündür. Ve şöyle bir durumumuz var. Parfüme çok önem verir. Devamlı duş alma takıntısı vardır. Yani 15 dakikada bir duşa gider. Tuvaletten çıkmaz. Yarım saat sıra beklersiniz tuvalete balık erkeği için. O yüzden balık erkeğiyle yaşamak, saat ve zamanınız bolsa çok rahat yaşarsınız. Ama zaman konusunda mesela aynı iş sektörünü yapıyorsanız, mesela genelde diş doktorları, mühendisler ya da şöyle söyleyeyim, el estetikleri kuvvetli oldukları için en ince detaya kadar bıcık bıcık işlerle uğraşırlar. Genelde sanatsal yetenekleri çok ön plandadır. Fikirleri her zaman ileriye ve teknolojiye ait kafa yapıları da oldukları için hep geleceği araştıran ve öğrenmeye çok açık ve öğretebilirsiniz balık erkeğini. Yani mesela balıkta şu vardır, annesini gösterdiyse onu yıllarca devam eder ama karısı annesine benziyorsa emin olun hayat boyu aldatma. Çok genç hayatı dolu dolu yaşar. Mesela balıklarda şu vardır. Erkekler 18'inde erkekliğe girdiklerinde 26 yaşına kadar dolu dolu yaşar. 27'sinde ben evleniyorum. Ben hayatı dolu dolu yaşadım der. Böyle balıklarında böyle bir şey var. Ula daha hayat yeni başladı. Ne Ankara yaşadın demeye fırsat kalmadı. Aile bir düzen oturturlar. Şöyle söyleyeyim. Ailesine inanılmaz düşkündür ama zamanı yoktur. Yani enteresan bir şey. Ya gel bir çocuğum bir göreyim. Anne vallahi çok işim ya da baba çok, ya abla çok işim var. Abi kardeşim bir ay, iki ay, üç ay. Üç ay sonra biz evine geliriz balık burcunun. Yani ev toparlama, yaşıyor mu çocuğumuz diye bakırız ama gerçekten onlardan iyi bir aile düzeni olur ama dağınıklıklarını kabul ederseniz balıkla yaşamak huzuru, mutluluğu, zevki. Seks hayatı onun için önemli ama dokunmak, boyun bölgesini koklamak, mesela el öpmek ya da ayak öpmek gibi feşist ruhları vardır. O yüzden balık erkeği her yerinizi öpsün dursun.